Bu videomda arkadaşlar MacBook'a yeni geçen arkadaşlar için neden MacBook almalıyım? Artılarını konuşalım ve eksilerini konuşalım istedim arkadaşlar. Bunları konuşurken MacBook'u merak eden arkadaşlar için de aynı zamanda kullanmak istedim. Neden MacBook almalıyız arkadaşlar? Öncelikle ona geçelim. Arkadaşlar Apple gelişen dünya teknolojisinde sağlamlık, parça kalitesi bu konularda tartışmasız lider arkadaşlar. Bilgisayar konusunda nasıl lider? Tabii ki bazı kısıtlamaları var. Windows'tan eksi tarafları da var. Ama ben bu bilgisayarda oyun oynamayacağım. Ben bu bilgisayarda video montajlayacağım, grafik tasarım yapacağım, web tasarım yapacağım, işimde business'ta kullanacağım, ders çalışacağım diyen kişiler için kesinlikle MacBook vazgeçilmez olur. Ama ben oyun oynayacağım diyen arkadaşlar için de MacBook kesinlikle olmaz arkadaşlar. MacBook'un tepki hızı olsun, arayüzünün kolaylığı olsun. Bunlar tercih edilmesi için bile yeterli arkadaşlar. Ben zaten MacBook'umu iş hayatımda kullanıyorum ve YouTube kanalına video hazırlamak için, grafik tasarım için web sitem var. Web tasarımı için kullanıyorum ve Windows'tan MacBook'a geçtiğime hiç pişman olmadım. Her defasında iyi ki geçmişim dedim arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Yani şu uygulamalara tıkladığımızda, evet Chrome'a tıkladım arkadaşlar. Bu arada benim MacBook'um 4 GB RAM, i5 işlemcili, 2013 bir MacBook. Evet, bir tepkime hızına bakın zaten. Tıkladıktan sonra, kendi süresini verdikten sonra, evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Ki ben şu an cep telefonumun internetine bağlıyım. Yani hızlı bir internetim yok. Hızlı bir internetim olmadığı halde vermiş olduğu tepkime hızını görmüş oldunuz arkadaşlar. Hemen aşağıya inelim sitemizden. Ceren Hindistan kızının babası Ümit Aslan'a rest çekti. Habere tıklıyoruz. Yavaş bir internette tıklıyoruz bu habere. MacBook'un touchpad'i arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu an mouse'tan, scrolling'den kaydırma yapmıyorum. Touchpad'den yapıyorum. İki parmağınızda. Zaten MacBook touchpad ile %100 özdeşleşmiş bir makine. Yani MacBook'ta harici mouse kullanma olayı sadece tasarım falan yaparken, böyle web sitesi ve kendi içerisinde gezerken kesinlikle böyle bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Şunu görüyorsunuz bakın. Mouse'u hızlı sallıyorum. Bana kendi yerini gösteriyor. Göremeyenler için. Neden MacBook? Güvenilir arkadaşlar. Windows'uma virüs bulaştı. Temizlemem gerekiyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Neden MacBook? Launchpad. Görüyorsunuz uygulamalarımızı. Yine Mac'ten kaydırıyoruz. Uygulamalarımı görüyorsunuz. Photoshop, Android'den dosya aktarımı, işte The Unarchiver, Twitter. Twitter'a tıkladım. Bu bekleme süresi bu arada bilgisayarın yavaşlığından değil arkadaşlar. MacBook'un kendi uygulamaları açması için gereken bir süre var. Bu sürenin bekliyoruz. Mesela arkadaşlar bir belgelerime girelim. Mesela bir klasörü açmak istiyorum. Tıkladım. Bir saniye. Görüyorsunuz. Bir ekran resmi. Görüntülemek istiyorum. Bir saniye. Zaten ekran konusunda retina ekran. Kesinlikle hiçbir Windows bir model bununla bu şekilde yarışma şansı yok. Makinamızın kapağı kapatılmış genişliği 1 santim bile gelmiyor. Benimki 11 inç bir MacBook kullanıyorum ben. Mesela şurada bir video var. Videoyu açmama gerek yok arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Minik gördünüz. Ve videoyu açmayı deniyoruz. Zaten MacBook açıldıktan sonra Play tuşu yapmadığınız sürece çalıştırmaz. Görüyorsunuz. Tartışılmadı arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar şu sistem tercihleri gördüğünüz Windows'la örnek vereyim. Bu denetim masası arkadaşlar. Windows'taki karşılığı denetim masası bu. Mesela şurada Finder var arkadaşlar. Bu Finder'da Windows gezgini,
deyim ben size. Windows'taki klasörlerimi göster. Windows gezgini. Şurada WhatsApp'ımız var. Launchpad uygulamalar arkadaşlar. Bu da nasıl söyleyelim? Yani denetim masası demeyelim de buna. Windows'taki masaüstü diyelim. Tüm uygulamalarımızın, programlarımızın ya da Windows'taki başlat çubuğu diyelim. Burada. Safari internet tarayıcısı arkadaşlar. Burada MacBook'un kendi maili. Bu mesajlar telefonla eşleştirdiğinizde WhatsApp, gerçek WhatsApp'ınızı kullanabiliyorsunuz. Twitter, Imovie, video editör programı. Bununla ilgili de bir video çekeceğim ayrı. Photoshop CC 2019. Bildiğiniz Photoshop haritamız var arkadaşlar. GPRS de çalışıyor. Radyomuz var, takvimimiz var, anımsatıcı, notlar, müziğimiz var, Apple Store, yapışkan notlar, QuickTime Player, uygulamalarımız, klasörümüz ve çöpümüz var. Çöpümüzü boşalt diyoruz. Boşalt. Şimdi arkadaşlar, Windows'tan Mac'e geçince insanlar zorlanıyor mu? Ben kendi adıma en çok zorlandığım şeyi göstereyim size. Şu arkadaşlar. Kapat, simge durumuna küçült. Tam ekran yap. Tam ekran yapıyoruz. Tam ekrandan küçült. Bu arada arkadaşlar tam ekrandan çıkmadan simge durumuna küçültmek gibi bir durum yok. Buraya bir kere tıklıyoruz. Tam ekrandan küçültüyoruz. Simge durumuna indiriyoruz. Ve tekrar açıyoruz. Çarpıdan kapatıyoruz. Windows'ta bu yaptığımız işlemlerin sağ tarafta olduğunu alıştığım için sürekli elim sağ tarafa kayıyor arkadaşlar. Ama tabi zamanla alışıyorsunuz ve bu hiçbir sorun teşkil etmiyor. Bunda Windows'ta yaptığımız Ctrl C kopyala, Ctrl V yapıştır tuşu. Bunda Command C, Command V tuşları yapıyoruz. Buna da zamanla alışıyorsunuz. Makinamızda ısındığı zaman kasma gibi bir sorun kesinlikle söz konusu değil. Isındığında kasma olayı bunda yok arkadaşlar. Fanı açar, elinizi dokunursunuz, ısınır, ısınır, ısınır. Ama bir Windows notebook'taki gibi ısındığında kapanma, ısındığında kasma. Bu en soğuk halinde nasıl stabil çalışıyorsa en sıcak halinde de aynı stabilliği çalışır arkadaşlar. Yani MacBook'u karalayan arkadaşlar var. Ben tabii ki de bakın Windows bugüne kadar Windows kullandım. Windows'u karalamıyorum. Ama MacBook'u almak için sebepleri söylüyorum size. Kesinlikle Windows'u karalamıyoruz arkadaşlar. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Windows kullanan arkadaşlar bize kızmasın. MacBook almak isteyen arkadaşlar da soruları olursa bununla ilgili yorumlar kısmına bıraksınlar. Ben zaten elimden geldiği kadar takip edip cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şu an Photoshop'u açtım. Görmeniz için en azından hızını görmenizi istiyorum. Bilgisayarın hiç kasmadan ki bu Photoshop arkadaşlar 2 GB büyüklüğünde bir Photoshop kullanıyoruz şu anda. Ben CS3 ile kasıldığı zamanları biliyorum. O yüzden size göndermek istiyorum, göstermek istiyorum. Tasarım konusunda ve video tasarım konusunda bilgisayar gerçekten muhteşem performansı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi sorularınız olursa yorum kısmına bırakın. Ben cevaplamaya çalışırım.